Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size şöyle çabucak yapımı çok kolay, zarif bir model hazırladım. Şimdi modelimi göstereyim. Evet, modelim bakın şöyle iki dalın üstünde minik kirazlar gibi duruyor. Şöyle arkadaşlar. Fıstık yerine sizler için kolay olan bu papatya yaprağını tercih ettim. O da fıstık görünümü verdi. Fıstık yapmayı bilemeyenler için alternatif bu şekilde model hazırladım. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bakın ara suyunu da böyle çıtırıklı bir ara suyu. Minik sık iğneli trabzanlardan oluşan bir ara suyu. Evet modelim bu. Çok da tatlı bir duruşu var. Yapımı da kolay. Bakın kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar eğer isterseniz bu e, ıı, trabzan yapar yerine siz fıstık da yapabilirsiniz. Üst kısmını aynı yaparak bu şekilde fıstık sevenler bu şekilde yapabilir. Genelde hep fıstık yaptığımda fıstık yerine ne yapabiliriz abla diye soranlar için öyle bu şekilde papatya yaprağı tavsiye edebilirim arkadaşlar. Bakın minik böyle fıstığı andıran küçük bir e, e, papatya yaprağı diyebilirsiniz. Şöyle üç tane kirpik de koyabilirsiniz. Fark etmez zevk size ait arkadaşlar. Şimdi modelimizi anlatmaya geçelim. Evet. Şöyle ikişer zincir veya üçer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. 696 nolu videoda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. 5 tane şöyle arasuyla 2 tane dalın arasına 5 tane arasuyu bırakmışım. Şimdi 5 tane olduğuna göre son kısmında gösteririm arkadaşlar. Bakın arka tarafı unutalım. Her zamanki gibi ilk başlar gibi başlıyoruz. Şöyle sık iğne ile ipimizi sabitledik. 3 tane tığ battı yapıyoruz. 5 ara suyundan sonra 3 tığ battı. 3 zincirimi çekiyorum. Kapattım. 1 tane tığ battı. Tekrar 3 tane zincir. 2. tığ battı. 3 üç zincir. 3. tığ battı. Bu şekilde oluşturdum. Şöyle. Işığımızı geride bırakmışız. 3 tane tığ battıktan sonra şöyle bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çekip hemen bu ilk dönüş yaptığım tığ battının 3 zincirle oluşturduğum tığ battının içine kapattım. Tekrar 12 zincir çekip bir tane daha yapıyorum. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle tığ battığımızın içerisine sık iğne ile girip 12 zincirimizi, ikinci 12 zincirimizi kapatıp şöyle dip kısmına dönüşü güzel dursun diye sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dönüyorum bakın. Şimdi bu ilk dalın içerisine giriyorum. Buraya sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 4 5 6 6 tane bu şekilde sık iğnemi buraya yaptım. Şimdi 4 tane veya 5 tane zincir çekiyorum. Bakın 2, 3, 4, 5, kapatıyorum. Buraya yuva oluşturdum. Bu yapacağım küçük minik kirazlar için. Altı sıkı iğne de bu tarafına yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane de bu tarafına yapıp şöyle bir tane dalımı oluşturdum. Bu şekilde bakın. Farklı bir dal olsun şöyle hep aynı olmasın diye bu şekilde güzel bir dal oluşumu yapıyoruz şöyle 2 3 4 5 ve 6 6 sık iğne hemen 5 zincir yuvanın içerisine sabitliyorum şöyle 5 zincirden yuva oluştu dalımızın öbür tarafını da altı sık iğne ile dolduralım şöyle bir iki üç dört beş altı evet, altı tane de bu tarafı yaptık şimdi tığ battı seviyesine inip şöyle tamamladık bakın iki tane de şöyle dal oluşturduk arkadaşlar şu işlemi yaparken bakın şu şekilde duracak. şimdi iki tane de bu tarafına tığ battı mesafesi koyup demin göstereceğimi söylediğim ara suyunu yapalım arkadaşlar 3 zincir tığ battı oluşturdum şu kısım eğer arkadaşlar sık iğneden dolayı sonları ben genelde iki tane yapıyorum elinize göre sıksanız zinciri sıkı çekmişseniz iki yerine üç de olur iki zincirden bu oh, dip tığ battının şimdi iki üç zincir ikinci tığ battığı yaptık bir tane zincir çekiyorum bir defa da tığ dolayıp hemen yandaki boş tığ battığı girip üç seferde alıyorum bir iki ve iki şimdi dört zincir kapatıyorum dibine bir sık iğne sonra bir sonraki boş olana giriyorum bu şekilde oluşturuyorum bakın çok güzel oluyor bir zincir bir defa tığı doladım yuvaya giriyorum bir iki ve iki dört zincir sık iğne ile sabitliyorum hemen yanına bir sık iğne ikinci sık iğneyi de yandaki boş olana kapatıyorum şöyle güzel hoş bir ara suyu çıtı pıtı bir ara suyu çıtı pıtı dala çıtı pıtı ara suyu güzel gidiyor arkadaşım 1 2 ve 3 1 2 3 4 şöyle bir tane kirpik yanına bir tane sık iğne 3 oldu. Bir tane daha yapalım. Bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. Aynı işlem. Kapattım. Yanına sık iğne. Bir sonraki tığ battı ya sık iğne. Bir zincir bir defa doladım. Hemen bir sonrakini 1, 2 ve 2. 4 zincir şekilde sıradakine boş olana Evet 5 tane oldu arkadaşlar şöyle sökülmesin diye zincirimi de çekeyim bakın şöyle dalımız da bu şekilde şimdi bu kirazlarımızı yapmaya geçelim şimdi arkadaşlar buradaki 5 zincirli yuvanın içerisine Sık iğne ile ipimi sabitliyorum ve bir tane zincir çekiyorum sık iğnenin üzerine. Bir defada tığımı doladım. Yeşil yuvanın içerisine girip şöyle 2, 2 tane bir defa doluyorum. Yuvanın içerisine girip 2 ve 2. Evet, şimdi şöyle ister biri veya ister iki zincir çekin arkadaşlar bu şekilde bakın minik bir yaprak oluşturdum yanına bir sık iğne yapıyorum bu şekilde daha güzel gözüküyor şimdi arkadaşlar 12 idi sanırım zincirimi çekiyorum 6 7 8 9 10 pardon 10 zincirde sanırsam arkadaşlar minik olduğu için 10 12 çekelim şöyle yeşil yuvanın içerisine zincirimi çekiyorum sık iğne ile buraya sabitleyip şöyle dip kısmına bir tane daha sık iğne yapıyorum biraz da de durmasını sağlıyor hemen iki tane zincir çekip düz tarafına döndüm bakın buranın içerisine girip şöyle bir tekrar 2 2 zincirimi çekiyorum 3 2 zincirimi çekip 4 tam orta kısma geldik arkadaşlar şimdi buraya 3 tane zincir çekip bir defa tığı doladım hemen şöyle bir 2 ve 2 alarak 3 seferde aldığım bir trabzan 4 zincir çekiyorum ara kısmından girip buraya sabitliyorum. Bakın, 3 tane sık iğne yapacağım buraya. Şöyle bir, 2 ve 3. 3 tane sık iğneden sonra dördüncü sık iğneyi de yuvada yapıp bu şekilde bir sık iğneli trabzan oluşturuyorum arkadaşlar. Geriye kalan kısma da dört tane kişer zincirden kirpik yaparak bu tarafını dolduruyorum. 2 zincir kapatıyorum. 2 zincir. 3 2 zincir 4. Hemen yeşil yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle yapmış olduğumuz işimi göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Şöyle. Hemen 3 tane zincir çekiyorum. Bakın 1 2 3. 3 zincirimi çekip buradaki yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle dibine bir sık iğne yapıyorum. Bak. 3 zincirden sonra bir sık iğne, bir zincir, bir defa doladım. Aynı işlemi buraya da yapacağım. Şöyle minik bir papatya yaprağı yapacağım. Bakın. Bir defa tığı doladım. Şöyle iki, şöyle iki. Şimdi 2 zincir. 4. Trabzanı 2 zincirden yapıyorum. Şöyle yanına yine bir sık iğne yapıyorum. Böyle papatya yaprağı sık iğneler de daha güzel gözüküyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 idi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sık iğnenin şöyle üzerinden bunu buraya şöyle tutayım. yeşil yuvaya giriyorum tekrar arkadaşlar görmeniz için şu şekilde de yapabilirim bakın şuradan hemen girip buradan ilmeği yakalayıp bu şekilde de kolay girebilirsiniz şimdi ben kameradan size bu şekilde göstereyim ve iki tane de zincir çekiyorum bakın iki zincir yine aynı şekilde bu yuvanın arka kısmından girip Buraya 4 tane kirpik yapacağım. 1 2 zincir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 1 2 zincir. 3 oldu. 1 2 zincir. Bu şekilde kenarına 4 tane kirpik yapacağız. 2 zincir 4. kirpik. 3 tane zincir çekiyorum. 4 tane kirpikten sonra bir defa tığı doladım. 3 seferde 1 2 ve 2 trabzanımı hazırladım. 4 zincirden kirpik yapıyorum. Buraya kapatıyorum. Bakın. Geriye kalan bu kısma 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 4. sık iğnem bu ana yuvada. Şimdi 1 2 zincir kapattım. 1 2 zincir. 4 tane iki zincirli kirpik yapacağız. 1 2 zincir. Şöyle 3. 1 2 zincir şöyle 4. Ve buraya boş sık iğne hiç zincir çekmeden boş bir sık iğne dibine bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum şöyle bakın arkadaşlar bu şekilde kirazlarımız hazır pembe kirazlarımız bakın ışık inşallah düzgün vuruyordur şunları yakıp temizleyip geleyim Evet modelimizi tamamladık arkadaşlar çıtıpıtı çok tatlı bir modelimiz oldu. Farklı dalların üzerinde bu şekilde şöyle minik kirazlarımız oluşturduk. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Duruşu da hoş oldu. Şöyle bir de yakın plan teker teker göstereyim. Evet gerçekten hem yapımı kolay hem de çok tatlı böyle pıtı bir model oldu ara suyu da kolay böyle dallarımız da çok güzel bir farklılık kattı yapımı da kolay gördüğünüz gibi şöyle teker teker tutayım kalıp gibi de oluyor arkadaşlar sık iğne ile sabitlendiği için bu şekilde sarısını da göstereyim evet Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.